İsmim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Jon Kabat-Zinn'in kendi dilinden Mindfulness Based Stress Reduction programını nasıl başlattığını dinliyorduk. Mindfulness, Diverse Perspectives, Mindfulness hakkında farklı görüşler kitabından son bölümdü bu kitap ve son bölümden başlayarak kitabı işlemeye başlıyorum. Çünkü tanıdığım başlıca isim Jon Kabat-Zinn. Ve diyor ki Jon Kabat-Zinn, bir isim koymak, bir şeyin nasıl anlaşıldığını etkilediği için hangi ismi koyacağıma çok dikkat ettim diyor. Bu çok güzel bir şey. Ben de çok merkez açtığım için bunu biliyorum. Hani bir isim koyarken o isim, o merkezin nasıl bir yer olduğunu ima edecek, insanların beklentilerini kurgulamaya başlayacak. Bir küçük bir açıklama gibi o isim. O yüzden çok değerli ve Jon Kabat-Zinn de bunu çok değerli görmüş. Ve stress reduction, yani stres azaltma ismini koymuş bu metot için. Çünkü genelde genel bir seviyeye hitap ettiğini düşünmüş. 79 senesinden bahsediyoruz ve bu ismin kilit noktaları yakalayacağını hissetmiş. Ve insanlar, diyor ki insanlar stres kelimesine ve stres azaltma kavramına içgüdüsel olarak bir bağ kurabiliyorlar. O yüzden kullandım diyor. Bir de stres kelimesi aynı zamanda Budist geleneğinden olan dukkha kelimesini kapsıyor. Dukkha kimi zaman stres olarak tercüme edilmiş. Yoga'da da bulunan bir kelime, Sanskrit dilinde de var. Dukkha, ızdırap ya da sıkıntı, rahatsızlık olarak ben öğrendim vaktinde. Ve işte o yüzden stres kelimesini seçiyor ve zaten diyor o sıralar stres, psikoloji ve kronik ağrı ile bir bağlantı kurulmaya başlamıştı diyor. O yüzden o konuda bir desteği de olmuş zaten araştırmalar sürdüğü için. İlk programa başlayanlar, bu MBSR programına başlayanlar 79 senesinde hemencecik şöyle bir bildirim vermişler Jon Kabat-Zinn'e. Bu stres azaltmak değil, bu program tüm yaşamımı etkiliyor. Zaten günümüzde artık biliyoruz ki stres kronik olursa beyni, davranışları, zihnin becerisini, bilişsel zihni, kognitif zihni ve tüm yaşam alanlarını etkileyen bir şey. Ve daha önce bahsettiğim yine çok ilginç, muazzam bir araştırma Elizabeth Blackburn'ın
Nobel ödüllü araştırması telomerlerle ilgili. Telomerler de kromozomların ucundaki böyle şey gibi sarıyor. Hani ayakkabı bağcığının ucundaki plastik gibi kromozomlarımızın ucunda da telomerler var. Ve her hücre bölündüğünde o telomer azalıyormuş. Ve aynı zamanda stres ile birlikte telomerler azalıyormuş. Telomerlerin miktarı da, uzunluğu da bizim yaşam ömrümüzle ilgiliymiş. Ve mindfulness'ın, meditasyonun o telomerleri azalmasını yaşla durdurduğunu görüyorlar ya da yavaşlattığını. O yüzden o araştırma da beni destekliyordu diyor. Yani o araştırma mindfulness üzerinde değil de stresin telomerler üzerindeki etkisini ölçüyor ve görülüyor ki kronik stres yıpratıyor telomerleri ve aynı zamanda yaşamımızı kısaltıyor. Ancak zamanla o stres azaltma terimi yetersiz gelmeye başladı diyor. Çünkü diğer stres azaltma programlarından kendimizi ayrıştırmamız gerekiyordu diyor. Ve yeni bir terim gerekti. İşte burada da MBSR yani Mindfulness Based temelli Stress Reduction, stres azaltma programı ismi sonradan ortaya çıktı diyor. Mindfulness meditasyon yaptığımızı zaten söylüyorduk. Bu terimi zaten kullanıyorduk ama başlığa onu dahil etme ihtiyacını hissettik diyor. Yoganın köklerinde de mindfulness olduğunu görüyoruz diyor. Yani yoganın bazı yaklaşımlarında diyor, daha ziyade kökleri demiyor. Ve Nisargadatta Maharaj, Krishnamurti ve Ramana Maharshi'den bahsediyor. Onlar da yoga öğretiyorlar. Hareketten bahsetmiyorum yoga derken. Yoganın felsefesi ve temel meditasyon pratiğinden bahsediyorum. Ve bu kişiler de zaten mindfulness öğretiyorlardı diyor. Ve çok şükrediyorum ki bu kişiler de benim ilk yoga ile tanıştığımda beni etkileyen kişiler oldu. Nisargadatta Maharaj, Ben Oyum, I Am That kitabıyla tanıyoruz. Krishnamurti herhalde bu isimlerin arasında en ünlüsü. Çok kitabı var Türkçe. Ve Ramana Maharshi, onun da Arançula Dağı'nda sessizce 16 yaşında oturmaya başladığı o hikayeyi de belki biliyorsunuzdur. Ve bu kişiler beni en çok etkileyen kişiler oldu yogada. O kişileri de Godfrey Devereaux, hani hareket hocası vasıtasıyla tanıdım. Dolayısıyla hani mindfulness'ın özünü, mindfulness kelimesini kullanmadan önce yoga pratiğimde uygulamaya çalışıyordum. Bir çaba vardı orada diyebilirim. Çünkü tam olarak da bilemiyordum. Bir kafa karışıklığı ve uyumsuzluk da vardı. Çünkü yoga değiştirmeye hedeflerken bu kişiler kabullen, o anı olduğu gibi fark et, yargılama diyorlardı ama yogada yine bir hedef ve yargı vardı. O yüzden o ikisinin benim içimde uyum bulması bayağı bir 10 sene sürdü diyebilirim araştırmalarım içerisinde. Ama işte Jon Kabat-Zinn de diyor ki bu özdeki kavram zaten piyasada vardı bir derece diyor. Yogada da vardı, Budist geleneğinde de vardı. Hatta Chogyam Trungpa'nın kitabı Meditation in Action, yani hareket halinde meditasyon, eylem halinde. The Miracle of Mindfulness, Thich Nhat Hanh'ın kitabı, Mindfulness'ın mucizesi. Ve The Experience of Insight, Goldstein diye birinin kitabı, İçgörünün deneyimi. Bunların hepsi, bu kitaplar zaten sade bir dille günümüze mindfulness'ı yoğurmuşlardı diyor. Ve bu bilgileri aktarmaya başlamışlardı. Dolayısıyla hani destekli,
hissetmiş Jon Kabat-Zinn. Tek başına çok garip bir şey ortaya atıyor gibi hissetmemiş bunlar sayesinde. Şimdi evrensel dharma'dan bahsetmiştik bir önceki resette ve bu da Buddha dharma ile aynı olduğunu söylüyor. Ve bu bir sürü nedir bu dharma demiştik, bir eğiti, aynı zamanda saf gerçekler, hani zihnin gerçeği, böyle yaparsan zihne böyle oluyor etkisi, hani bunlar dharma'nın içerisine giriyor. Ve evrensel dharma bence diyor, bütün geleneklerdeki gerçekleri kapsıyor. Zaten hepsi aynı olduğu ortaya çıkıyor derinden bakınca. Bu yaşayan bir dharma diyor ve tıbbı da dahil ediyor diyor. Evrensel dharmanın bu da dharma ile aynı olduğuna inanıyorum diyor Jon Kabat-Zinn. Ve ızdırabın içine boğulan herhangi birine iyi gelebilecek pratikler bunlar. Hani şimdi ben araya giriyorum. Hani istiyorsanız fiziksel ağrı içinde olun, istiyorsanız duygusal ağrı ve acı içinde kavruluyor olun. Bu pratikler işe yarıyor. Ve ümit kaybetmemek gerekiyor. Kesinlikle, hani ne geldiyse başınıza ve ne oluyorsa olsun şu anda dönüşebiliyor bu pratiklerle. Belirli bir miktarda ama bakın disiplin, bir çalışma gerekiyor. Hani her gün hayatına bir kısa bir pratik sokabilmek gerekiyor. Belki 20 dakikalık, belki 40 dakikalık oturup nefesi izleme, gözlemleme, mindfulness meditasyon pratiği. Ve bu günlük pratiği sürdürme açısından hiçbir zaman diyor, bakın hastalardan ya da hasta demeyelim, katılımcılardan kendi eğitmenin yapmadığını ya da yapamadığını beklememek lazım. Yani eğitmen ne kadar pratik yapabiliyorsa o kadarını beklemeli kendi öğrencilerinden ya da hastalarından. Ve bence bu çok önemli bir şey. Bir dürüstlük gerekiyor yoga hocaların ya da herhangi bir spiritüel eğiti öğreten kişi tarafından. Sen ne kadar pratik yapıyorsun, ne yapıyorsun? Onu dürüstçe söylemek gerekiyor. Ve aynı zamanda bunun içerisine senin ailen var mı, çocukların var mı, para kazanmak zorunda mısın? Bunları da dahil ederek gerçekçi bir pratik zamanı ayırmak gerekiyor. Ben iki tarafı da yaşadım. Hani çocuksuzken, bekarken yoga yapıyordum. Ve çalışırken bile bir şirkette yine kaçıp 5'te çıkıp, herkes 7'ye kadar çalışırken belki, yoga dersine gidebiliyordum. Ama çocuğum olsa ve var şu anda, ama şu anda 9-5 bir işim yok. Yapamazsın bunu. Bu çok önemli bir nokta. Peki nereye sıkıştıracaksın pratiğini? Ne kadar uzun? Gerçekçi mi bir saat yol gidip, 1,5 saat ders yapıp, 1 saat tekrar eve geri dönmek? Yoga yaptığım sıralar bu şekilde yoga merkezlerinde günümün 3-4 saati gidiyordu. Hani otobüsle mi gidiyorsun, metroyla mı, arabaya mı park ediyorsun? Bunların hepsi dahil oluyor. Pratiğe gerçekçi bakmak lazım. Hani senin çocuğun var mı? Küçük çocuğun ve ne kadar hayatına sokabiliyorsun? Şu anda benim pratiğim ve bunu yazıyorum ve paylaşıyorum. Hani çocukların okula gittiği süre içerisinde, seyahat etmediğimde günde 2 saat kadar yin yoga, meditasyon, buna mümkünse olduğum
yazılıyorum, ona spor da dahil ediyorum. Ve mümkünse bu şekilde 2 saat harcamaya çalışıyorum kendime. Çocuklar okulda olduğunda ve seyahat etmediğimde, yani çok az bir zaman kalıyor. Yani eğitmenin kendi yapamadığı pratiği beklememesi gerekiyor hastasından. Daha sonra da akademisyenler sonra diyor ki, devam ediyor Jon Kabat-Zinn, diyor ki mindfulness'ı hani genel olarak kullandım kelime olarak, çünkü yoga geleneğinde de var, bazı alanlarında yoganın ve Budist geleneğinde de var ve zaten başkaları da bunu günümüzde bir dille katmaya başlamışlar. Halka açılmaya başlamış bu dil. Ama diyor genel kullandık ve sonraya bıraktık akademisyenler ve onlar kelimeyi açmaya başlasınlar ve farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebildiğini, o işi onlara bıraktım diyor. Yani bilerek aslında bir şemsiye gibi kullandık bu kelimeyi ve çok detaylara, kültürel farklara girmedik. Genel bir mindfulness kelimesini kullandık. Sonraya bıraktık bunu akademisyenler ve o profesörler daha sonra incelesinler bu kelimenin bağlamını ve anlamını ve nitekim diyor ki bu kitap gibi. Şimdi bir kitap çıktı mindfulness'a farklı bakış açıları diye ve şimdi biraz daha hani 30 yıl geçti aradan, 40 yıl geçti ve merak ediyoruz bu kelimenin daha fazla detayını ve açıklamasını. Yani ilk başta tarihsel, felsefi ve kültürel detaylara bakmadık diyor. Hepsini bir olarak sunduk. Thera diye birinin yazılarından çok ilham aldım ve çok destek aldım diyor. Bu kişi de şöyle demiş. Mindfulness is the unfailing master key for knowing the mind. And in it is the starting point. Mindfulness kaçınılmaz olarak zihnimizi tanımanın yolu, dolayısıyla mindfulness başlangıç noktası. Sonra devam etmiş. Mindfulness is the perfect tool for shaping the mind and is thus the focal point. Mindfulness aynı zamanda zihni biçimlendirmek için en iyi araç. Dolayısıyla mindfulness aynı zamanda odak noktamız. Ve mindfulness is the lofty manifestation of the achieved freedom of the mind and is thus the ultimate, the culminating point. Mindfulness, bu zihnin özgürlüğünün o yüksek ifadesi. Dolayısıyla mindfulness aynı zamanda vardığımız son nokta. Mindfulness başlangıç noktamız, mindfulness odak noktamız ve mindfulness son noktamız. Bu şekilde mindfulness hem manzaramız, hem yolumuz, hem de meyve oluyor. Yani in this way, mindfulness is the view, the path, the fruit, all in one. Mindfulness neticede entelektüel olarak ya da akademik bir başarıyla ölçülecek bir şey değil. Full spectrum, kapsamlı, birinci şahıs deneyimi mindfulness. Ve bu deneyim eğitmenin kendi empatisi ve mindfulness deneyimiyle besleniyor, destekleniyor. İşte bu şekilde ikinci şahıs tarafından yönlendirilebilen bir şey mindfulness, ama birinci şahıs olarak deneyimlenen, yaşanan bir şey. Yani akademik olarak kafada kalan bir şey değil. Ve ikinci şahıs, yani yönlendiren kişi ne kadar deneyimliyse ve ne kadar empati sahibi ise o kadar önemli oluyor bu unsur. Dolayısıyla hani o şekilde
David'in mindfulness eğitimini çok destekliyorum. Çünkü David 20 senedir meditasyon ve pratik ve mindfulness uyguluyor. Dolayısıyla hani ancak son 5 senede hani üniversite master eğitimlerini yapmış olsa da kendi durduğu nokta kendi içinde mindfulness olduğu için çok daha fazlasını aktarabiliyor. Çünkü otorite tarzı bir eğitim değil bu. Hani biri tepede, sen onun sözünü dinle şeklinde bir eğitim değil bu. Bir hiyerarşi yok ve açıklık var, anlayış var, bilgelik var ve temel dharma dediğimiz şey var, diyor Jon Kabat-Zinn. Eğitmen ve katılımcı arasındaki ilişki çok önemli. Her ne kadar farklı sorunlarla insanlar gelseler de onların bütün olarak varlığı göz önünde bulunduruluyor. Mesela deriz ki eğer nefes alıp verebiliyorsanız sizde doğru olan şeyler yanlış olan şeylerden daha fazla ve kişiye düzeltilmesi gereken bir proje olarak bakmaktan ziyade o kişiye hasta olarak değil, bütün olarak bakıyoruz diyor Jon Kabat-Zinn. Bunu yine yogaya da uyarlıyorum. Hani hep şöyle diyordu, yine bunu Godfrey hocamdan almıştım. Hani eğer ki derse gelebildiyseniz hayatınızın %85'i aslında çok iyi ve bunu fark etmek de büyük bir şifa getiriyor. O kişi dersinize, hocalara konuşuyorum, geldiyse daha fazla çaba harcamasına gerek yok. İstediği kadar pozu yapsın, istediği kadar yapmasın. Çünkü zaten bir yaşam birikimi olarak o çaba onu oraya kadar getirmiş. Çok muazzam bir şey. O kişiye orada mindfulness ile alan açmak, yargılamadan kalmak bir eğitmen olarak aslında o kişiye daha iyi geliyor onun yargıcı konumunda durup ona tepeden bakmaktan ziyade. Eğitmen ve katılımcı arasındaki ilişki, evet. Ve şifalanmaktan ziyade aslında iyi olmakla ilgili mindfulness diyor. Yani rather than curing, it's about healing. Bunu da nasıl tercüme edeceğimi bilemedim Türkçe'de. Yani bir şeyi düzeltmek yerine aslında iyiliğe alan açmak gibi bir şey. Bu da her şeyle olduğu gibi yüzleşebilmek konusunu içeriyor. Bunu Jon Kabat-Zinn diyor ki her şeyi olduğu gibi her şeyle yüzleşmek olarak tanımlıyorum. Healing kelimesini, iyileşme kelimesini diyor. Şifalanma kendiliğinden oluveriyor zaman içerisinde. Bunu hedef olarak bile koymaya gerek yok. Çünkü her şeyi olduğu gibi kabul etmeye başladığında, görmeye başladığında şifalanma kendiliğinden oluyor. Ve kendimize en derin ve kendi içimizde en iyi olana baktığımızda onunla hizalanırsak kendi içimizde an be an sonuca bağlanmadan var olmaya başlarsak ya da belki sonuca bağlandığımızı görürsek, bir sonuç için bir şey yaptığımızı görürsek İşte bu niteliği taşıyalım hayatımızın her alanına, iş, ilişki, yaşamın her alanına diyor. Mindfulness aslında yapacağımız en zor iş hayatımızda ama bunu daha az çekici kılmıyor diyor. Bu kadar zor bir iş olması. Çünkü uyanık ve bir niyet, bir çaba olması gerekiyor mindful olabilmek için.
Çünkü otopilota girmek, mindfulness'ın olmadığı, akılsız olduğumuzun ve aynı zamanda farkında olmadığımızın göstergesi oluyor. Yani bıraktığımızda mindfulness'a dönmüyoruz. Bıraktığımızda otopilot, tepkisel, robotik oluyoruz. Hep aynı düşünce kalıpları içerisinde gidip geliyoruz. Bu da hayatımızın her alanını kaplıyor. O yüzden diyor Jon Kabat-Zinn, bu 8 haftalık program, o 8 haftanın çok ötesinde bir şey katıyor. Tüm canlılara olan bağlantımızı görmeye başlıyoruz. Şefkat artıyor sırf başka canlılara, başka insanlara değil, kendimize karşı. Ve bu da muazzam bir yaşamda bir dönüşüm yaratıyor. Şimdi de direkt olarak bu yargısızlık hakkındaki bölümü açmış. Onu okuyacağım. Yargısız olmak ne demek? Çünkü mindfulness'ın bir tanımı olarak onu söylemiştik. Belirli bir çabayla, bir niyetle açık, yargısız ve arkadaşça yaklaşmaktan bahsediyordum. Evet. Ve şimdi kaybettim mi acaba diyorum. Ha. The strong emphasis on non-judgmental awareness. Şimdi non-judgmental, yargısız demek değil ki yeni başlayan biri için. Hani ideal bir yer var ve orada artık hiçbir yargı olmuyor. Böyle değil diyor Jon Kabat-Zinn. Daha ziyade şunu görüyoruz. Çok çok yargı olacak. Çok çok fikrimiz olacak. Ve bunlar an be an ortaya çıkacaklar. Ancak bunlar ortaya çıktıkça bunları yargılamak, evirip çevirmek ya da onlara tepki göstermek zorunda değiliz. Ya da belki ortaya çıktıklarında bunlar hoş mu, hoş değil mi ya da nötr mü onu fark edebiliriz. Ve bunu doğal olarak fark ettiğimizde doğal olarak bir özgürlük keşfedilmeye başlıyor. Çünkü o anda ortaya çıkan şeye kimliğimizi yapıştırmak zorunda olmadığımızı görüyoruz. Ve bunun pratiğini yaptıkça zamanla daha spontan olarak o özgürlüğün nitelikleri olmaya başlıyor. Yani saf farkındalığın o nitelikleri zamanla çabasız bir şekilde kendini ortaya çıkarmaya başlıyor. Yani orta bu zen ya da çan dedikleri ekoller var ve ta baştan beri MBSR bu non-duality ya da advaita kelimesi de iki değil demek, ikicil olmayan ve yapmamak, non-doing, bir şeye çabalamamak, bir şeyi bilmeye çalışmamak, bir şeye bağlanmamak, sonuçlara sağlık sonucu bile olsa diyor ya da araştırmak ismin ve biçimin altında ve görüntüler dünyasının altında olanları aynen kalp sütrası gibi Budist ekolünde bu ne negatif bir şey çünkü dediği şey çabalamamak, tutunmamak, hep yapma yani bazen negatif bir yol olarak algılanıyor. Ne negatif bir şey diyor. Ne de pozitivistik. İşte pozitif düşün. Her şey iyi. Ne iki o diyor. It's the middle way. Orta yol diyor. Ve evet.
bunu özellikle açıklamak istedim. Çünkü hani tabii ki hayatımız mütemadiyen tercih ve yargılarla ilgili. Bu yemek iyi, bu daha iyi, bunun tadı kötü, bu kıyafeti daha çok beğendim, bu güzel değil bence. Bu şekilde mütemadiyen an be an seçim yapmak zorundayız günümüzü devam ettirmek için. Ama buradaki bahsedilen şey hani o kişiyi sevdim, sevmedim, onunla olmayı seçiyorum, bu kişiyi aramayacağım galiba bir daha. Onun yargısızlığından öte, çünkü onu yapmak zorundayız hayatımızı sürdürmek için. Daha ziyade o ortaya çıkan yargılarla özdeşleşmemek, onlardan kimlik bulmamak, geçici olabileceklerini görmek. Evet, bu kişi bugün tercihim olabilir ama yarın yine başka bir şey olabilir. Ben bu yemeği tercih ediyor olabilirim ama o kişi de onu daha sağlıklı buluyor olabilir. Ve bu o şekilde yargıyı biraz daha tanımlamak faydalı oluyor. Çünkü bu konuda bir kavram kargaşası olabiliyor spiritüel dünyada yargısız olmaya gelince. Ve şimdi yapalım yargısız olma pratiğimizi. Meditasyonu başlatacağım. İstiyorsanız meditasyondan önce bir bacaklarınızı hareket ettirin. Tuvalete gitme ihtiyacınız varsa gidin ya da su için. Ve eğer ki benle oturmaya devam ediyorsanız o zaman oryantasyon pratiğini yapabiliriz. Bu beş duyumu yargılamadan fark etmek. Hani gözlerin özgür olmasına izin verin. Etrafta dolaşıyor gözler ve tabii ki hani şurada bir yargı var diyebiliriz ki hoşuna giden bir şey görüyor gözler ve orada bakın kalabilirler. Yani kendine haz alabilme fırsatı tanı. Çok güç veren bir şey bu. Hoşuna giden bir şey varsa onu detayıyla incele. Işık yansımaları, renk tonlarını. Bu pratik nefesini değiştirdi mi? İç alanında bir şey fark ediyor musun? Bir bak. Aynı zamanda işittiğin sesleri fark et. Uzaktan gelen sesler ya da odanın içinden. Ve burunda bir koku var mı ya da ağzında bir tat? Tat alabilme, koku alabilme, o duyumu fark edin. Bedenin sandalyeyle teması, zeminle olan temasınızı hissedin. Eğer daha rahat bir şekilde oturmak istiyorsanız, daha rahat olabilmek için gereken değişikliği yapın bedeninizde. Ve başlayalım. Sessiz, dingin, hareketsiz bir hale gelin. Ve nefeslerinizi gözlemlemeye başlayın. Birinci aşamada nefesinizi takip ederken tam boşalan nefesin son anını fark etmeye dikkat edin. İzliyorsunuz, izliyorsunuz nefesi. Giriyor, çıkıyor ve bittiği anda o noktaya bir sayı yerleştirin. Birden ona kadar gideceğiz sırayla. Kendi doğal nefes temponuz, derin bir nefes alıp vermek geliyorsa içinizden tabii ki yapın. Ama nefesi serbest bırakmayı deneyin.
çok az olabilir, belki bir dakikada sırf 6 kez nefes alıp veriyorsunuz. O sorun değil. Nefesin sonuna sayıyı yerleştirin. 10'a kadar gelirseniz yine 1'e geri dönün ve dikkatiniz dağılırsa fark ettiğiniz an yargılamayın. Çok doğal ve tekrar 1'e geri dönün. Burada işte bir çaba var. Yani düşünmemeye yönelik, nefesle, bedenle kalmaya yönelik bir efor var, bir çaba var. Keyifli bir çaba, yargı ve mutsuzluk içermesine gerek yok. Ama Jon Kabat-Zinn'in dediği gibi mindfulness için bir niyet, bir efor gerekiyor. Çünkü böyle oturup düşüncelerin içerisine uçup gitme pratiği yapmıyoruz. Otopilota geçmiyoruz. İkinci aşamada yine bütün dikkatimizle nefesi gözlemlemeye yönelik bir niyet. Bu sefer de nefesin tam bedene girmeye başladığı anı yakalayıp oraya sayıya yerleştiriyoruz. Yani aldığımız nefesin başına. 10'a kadar gelirseniz 1'e dönün. Dikkatiniz dağılırsa 1'e dönün. Bu zor bir pratik aslında. Dikkatin sürekli gittiğini fark edebilirsiniz. Her gittiğini fark ettiğinizde geri çekin nefese. İşte çaba orada oluyor. Geri çek dikkati nefese. Yine nefesinden keyif al. Oturduğun pozisyon rahat. Yani sıkıntılı bir şekilde oturuyor olmana gerek yok. Çaba dediğimizde bundan bahsetmiyoruz. Çaba zihinle ilgili, onu toparlamaya yönelik bir çaba.
Üçüncü bölümde yine nefeste kalıyoruz. Dikkatimizi ayırmamaya çalışıyoruz nefesten. Buradaki çabayı bir kedinin bir fareyi avlamasına benzetiyorlar. Hani avlarken gözünü bir an için o fare deliğinden ayırmıyor kedi. Öyle bir dikkatle bakıyor farenin yuvasına. Biz de nefesimizi öyle bir dikkatle gözlemliyoruz. Nefesin çabalı olmasına gerek yok. Nefes doğal. Var ile yok arasında olabilir ya da beden sinirsel bir tepki gösteriyor ve nefesiniz hızlanmış olabilir. Bu içerikte değiliz. Yani burasıyla uğraşmıyoruz. Nefesi değiştirmeye çalışmıyoruz. Daha ziyade nefesin yarattığı hisleri bedende gözlemliyoruz. Dördüncü aşamada yine nefesle devam. Ancak bu sefer sadece burunda nefesi gözlemliyoruz. Burun deliklerindeki hislere odaklanıyoruz. Sağ ve sol burun deliği. Hava girerken nasıl? Terk ederken bedeni nasıl? Belki de havanın üst dudak üzerindeki tüyler üzerindeki teması, o rüzgarın vurması üst dudağı. Bu tarz ince detaylara odaklanın. Belki keyif alıyorsunuz bu hislerden. Burunda nefes.
ve son aşama, burada hareketsiz oturmaya devam edin. Hiç kıpırdamadan, ancak dikkati artık odaklamaya yönelik bir çaba yok. Yani oradaki çabayı bırakıyoruz, akışa bırakıyoruz. Gözlemci kalıyoruz ortaya çıkan düşüncelere, bedendeki hislere, duygulara, dışarıdan gelen seslere, gözümüze gelen ışıklara, renklere. Hepsini gözlemliyoruz. Bazıları tercihimiz olabilir mesela. Aa, bu hoş diyebiliriz. Ya da aa, bu rahatsız edici bir düşünce ya da his diyebiliriz. Bazıları da nötr olacaklar. Ancak ne olursa olsun hepsine açık bir şekilde ve tercihinizi yargılamadan, hani yargıladığınızı yargılamadan kalmayı araştırın. Evet, 20 dakikalık süremiz burada sona eriyor ama istiyorsanız tabii ki oturmaya devam edin. Ta ki içinizden bitirmeye yönelik bir dürtü gelene kadar. Çok teşekkür ediyorum benle olduğunuz için ve Reset'te tekrar görüşmek üzere.